Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Yine bir Pulsarlı günümüzde, Kaplanlı günümüzde beraberiz arkadaşlar. Bu arada önceden videolarımı izlememiş olanlar için tanıştırayım. Kaplan benim yol arkadaşım, bir nevi hayat arkadaşım. Çünkü ben bunu aldığımdandır her gün üstündeyim, beraberiz. Onunla konuşuyoruz, böyle yemek yiyoruz. Ondan sonra her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Aramızdaki bağ çok değişik bir bağ ve düşündüğümde farklı bir şey. Ben bu motoru nasıl satacağım? Satabilecek miyim? Çünkü çok fazla bağım var. Burada dövmesi bile var arkadaşlar Kaplan'ın. Ondan dolayı ileride satabilir miyim bilmiyorum. İnşallah durumum olur. 07'yi aldığım zaman bunu satma alabilirim yani. Arkadaşlar bugün size bazı ufak noktaları anlatacağım. Yani YouTube'a video atmayı düşünen insanlarsanız, ondan sonra ben de vlog yapayım, bir şeyler atayım, ondan hani anılarımı koyayım oraya diyorsanız, sizin için ufak tüyolar vereyim. Arkadaşlar YouTube'un şimdi değişik politikaları var. Önceden farklıydı. Değişiyor tabii bunlar da. Şu an 2018 için size şöyle söyleyeyim. Ben şimdi ilk başta video atmaya başladım arkadaşlar. Hani bu video müziksiz, konuşmasız, ondan sonra yani böyle saçma sapan bir videoydu. Neyse, bu video baktım ufak tefek böyle 200-300 görüntülenmeleri falan oldu. Tabi sürekli sayfayı yeniliyorum, acaba artıyor mu artıyor mu, bir görüntülenme oluyor, ooo ne güzel falan, bir abone geliyor, ooo müthiş falan diyorum. Neyse, o tarz bir zaman yaşıyorum. Ondan sonra bu internette YouTube görüntülenme arttırma, sayısını arttırma falan cartürk muhabbetlerine girdim. Ya bak, araştırdım. Ya işte gidiyorsunuz, sanki dünyanın dört bir yanından insanlar sizin videonuzu izliyormuş gibi bir şeyler oluyor falan. Neyse, bunlardan yapayım dedim. Sen işte başkalarının videosunu izliyorsun, onlar seninkini izliyor. Tabii buradan anlaşıldığı kadarıyla boş vaktim de çok da haliyle. Ve bu dediğim ilk video. Yani kanalın ilk videosunu attığım zaman. Neyse. Arkadaşlar videoda görüntüleme sayısını arttırdım. 1000 küsür görüntülenme oldu. Ondan sonra bir baktım, telif değil pardon, kanal kapandı. Ya ne oldu falan filan bakar ederken YouTube bunu anlıyor arkadaşlar. Yani nasıl anlıyor? Emin olun anlıyor. Yani bunun böyle kaçağı göçeği yok. Güzel bir içerik oluşturup, güzel şeyler yapıp veya hani yapmayıp da veya hani saçma sapan bir şey yaparsanız yani görüntülenmeniz artmıyor arkadaşlar. Kanalınız kapanabiliyor. Bu tarz şeyler oluyor. Ondan dolayı bunları yapmanızı tavsiye etmiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi YouTube'un görüntülenme şeyinde beğenme ve yorum bir şey ifade etmiyor. Şimdi görüntülenme yüzdesi var. Bir 5 dakikalık video için görüntülenme yüzdeniz mesela %40 görüntülenme yüzdeniz var. Bu hani buna göre artık YouTube sizi internette gösteriyor. Yani YouTube sayfalarında, o ana sayfada, yanda mesela bu konuyla motosikletle alakalı bir video çekiyorsunuz, yanda sizin videolarınız çıkabiliyor. Tabii bu atıyorum 1000'de 1'lik kısımda. Anlatabiliyor muyum? Neyse, daha yeni kanalı açtınız, video atıyorsunuz, bunu iyi değerlendirin. İçeriğiniz iyi olsun ki kanalınız başta çok tutar arkadaşlar. Baştaki görüntülenmeniz bayağı yüksek olur. Ondan sonra arkadaşlar, siz iyi bir içerik oluşturamazsanız görüntülenme yüzdeleriniz düşük olur. Telif hakkı sorunlarıyla karşı karşıya gelirseniz oradan kanalınız artık görüntülenmemeye başlıyor. Elinizdeki artık aboneler neyse onlar sadece sizi izliyor. Neyse, benim mesela kanalımda sonraki videolar attım. Müzikli videolar. Ya ben bu motorun hayalini kurarken o müzikleri dinlemiştim hep. Ondan dolayı o videolarla bir şey yaptım. Yine kanal kapandı arkadaşlar. Bu kez bu görüntülenme sayısını arttırayım falan filan derken bütün görüntülenmenin sıfır oldu. Yani hepsi sıfır oldu. Bazı videolarımda bunu nasıl diyeyim size,
sadece telefonlar da gözüküyor. Mesela bir tanesi de sadece bilgisayarlar da gözüküyor. Böyle bir ceza verdi bana. Niyeyse onu da ben de bilmiyorum. Sonra arkadaşlar telife dikkat etmeye başladım. Öyle öyle içerik oluşturmaya başladım. Tabii bir iddiam yoktu, bir şeyim yoktu. Ama size de dediğim, hani güzel içerikler oluşturun. Hani kitleyi elde tutmaya çalışın. O videodaki kitleyi, yani videonun izlenme oranınız yüksek olsun. Önemli olan bu, videonuzun izlenme yüzdesi. Bu video süresi ne kadar artarsa, atıyorum 10 dakikalık bir videonun %40'ı izlenmesiyle 20 dakikalık bir videonun %40'ı izlenmesi aynı şey değil. 20 dakikalık bir videonun %40'ını izletirseniz o zaman çok çok daha iyi oluyor. Hani video daha fazla kişiye ulaştırılabiliyor ve kanalınız bir anda patlama yaşayabiliyor arkadaşlar. Neyse, bu şekilde görüntülenme sayınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Abone kasabilirsiniz. Mesela bazı videolar var, bu Türkiye'de en çok izlenenlerden, çocuk videosu yayınlayanlardan. Şimdi ismini pek vermeyeyim ama bilen biliyordur belki. Şimdi arkadaşlar o kanal mesela çok izleniyor. Yani mükemmel izleniyor. Yani bunun sebebi ne? Şimdi çocuk videoları paylaşıyorlar. Çocuk videoları paylaştıklarından dolayı mesela aileler çocuk yemek yerken karşısına koyuyor tabletini veya telefonunu veya bilgisayarını. Şimdi çocuk onu kapatacak bir hani zekaya sahip değil zaten. Neyse, ondan dolayı videonun tamamını izliyor, %100'ünü izliyor. Haliyle günde çok fazla video atıyorlar. Günde 4 tane falan video atıyorlar. Bu gerçekten zor bir şey. Hani sen o videoyu yani bir formatlaman, ondan sonra bir kesmen, biçmen, yani bunlar hepsini bir günde 4 tane videoya gerçekten güzel bir uğraş veriyorlar demek ki. Ve bunun sebebi de izlenme yüzdesi, yani bir videodaki izlenme yüzdesi yüksek. Ha şunu söyleyeyim size, benim videolarımın izlenme yüzdesi yaklaşık %50 civarlarında. Yani bir videoyu açan kişi ortalama %50'sini izliyor. Yani bu iyi bir değer mi? Yani ortalama. Eğer ki böyle %50 değil de %60 olsa, %70 olsun, yani %70'lik bir izlenme yüzdeniz olsun, hani yeme de yanında yat, mükemmel bir değer olur. 300 görüntülenmeye kadar da videonuz normal seyrinde devam eder. Ondan sonra arkadaşlar ufak bir video incelenir. Acaba burada yabancı görüntülenme var mı? Aldatma var mı? Farklı bir şey var mı? 300 görüntülenmeyi aştıktan sonra da artık normal analistinize göre videonuz izlenir, edilir. 300 görüntülenmeden sonra, 300 görüntülenmeye kadar yavaş yavaş gider. Tabii bu aboneleriniz fazlaysa bir anda fırlayabilir. Veya popüler bir kanalınız varsa, ki popüler bir kanalınız varsa zaten bu videoyu izlemenize gerek yok ki, bunların hepsini biliyor olmanız lazım zaten. Evet arkadaşlar, böyleydi. Dediğim gibi özetlemek gerekirse, bir kanal açıyorsanız, bir içerik üretiyorsanız bunu sürekli yapmanız lazım. YouTube sizden bunu istiyor, sürekli yapmanız lazım. Haftada bir video atıyorsunuz ya, 2 ay sonra artık sizde haftada 2 video atmanız istenecek. Eğer ki bunu yapmazsanız görüntülenme sayınız çok düşer. Çünkü görüntülenme sayınızın düşmesi şöyle bir şey. Yani sadece abonelerinizle hani bu şeyleri kasamazsınız maalesef arkadaşlar. Yani YouTube'un sizi göstermesi lazım bu sayfalarda. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Size kısacası öyle söyleyeyim. Onu yapmanın tek yolu da YouTube'la iyi anlaşmak. YouTube'un biraz istediklerini bilmek. Yani YouTube size çalışan, yani size çalışan dedim, onun için, YouTube için çalışan birilerine, içerik oluşturucu birilerini arıyor. Ve size, eğer ki öyle yaparsanız, sizi her mecrada göstermeye başlıyor. Ondan sonra bakıyor izlenme yüzdesi kaç. İzlenme yüzdesi yüksek bir değer, ortalamanın üstünde. Ona göre sizi sürekli izlettirmeye çalışıyor.
Bu şekilde arkadaşlar işin kitabını bile bilip de teorini bilip de bu işe atılırsanız güzel izlenmeniz olur. Para mevzusuna gelince de çok para kazanıldığını düşünüyorlar genelen millet. Maalesef böyle bir şey yok. Para kazanılmıyor arkadaşlar. En baba kanallar bile. Türkiye'de fazla para kazanan yok maalesef. En uç noktadaki yani belli başlı kişiler ya da ise fazla para kazanma olayı YouTube'da maalesef yok. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.